Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. 16. söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en eyyegûle lehu kün feyekûn fesubhânellezî biyedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi türce'ûn. İtminan-ı nefsine medar olacak, zulmeti dağıtacak, şu ayetin nurundan dört şuağı göstermekle kör nefsine bir basiret vermek için yazılmıştır. İtminan-ı nefsine medar olacak, kendimi uygulayacak. İtminan-ı nefsine medar olacak, yani nefsini teklif etmeye vesile olacak. İtminan-ı nefsine teklif etmeye. Zulmeti dağıtacak. Şu ayetin nurundan dört şuağı göstermekle kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır. Bizim nefsimiz taş olsa kimse yani. Zulmeti dağıtacak. Yani zulmeti dağıtacak. Zulmeti dağıtacak. Kör nefsime basiret vermek için, bir basiret vermek için yazılmıştır. Yani basiret, onu bilmek demek yani. Basiret demek için yazılmıştır. Evet. Birinci şua. Ey nefs-i nadan! Diyorsun ki, ehadiyet-i zat-ı ilahiye ile külliyet-i efali ve vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyet rububiyeti ve ferdaniyeti ile şeriksiz şumul-i tasarrufatı ve mekandan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması ve nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması ve birliği ile her şeyi bizzat elinde tutması hakayık-ı Kur'aniyedendir. Yani bunlar, bunları emrediyor. Bunlar Kur'an'da olan şeyler. Kur'an'ın hakikatlerindendir. Kur'an ise hakimdir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Bilemez yani. Tahmin etmez. Teklif etmez yani. Evet. Akıl ise zahiri bir münafatı görüyor. Zahiren bir tezat görüyor. Evet. Aklı teslime sevk edecek bir izah isterim. Bir daha baştan okun cümleyi. Bak ki hepsi bir cümle. Evet. Ey nefs-i nadan! Yani bilmeyen nadan, bilmeyen nefis. Karışık kelime. Ey cahil nefis demek. Ey nefs-i nadan. Yani bilmeyen nadan. Ey nefs-i nadan. Ey cahil nefis. Diyorsun ki, ehadiyet-i zat-ı ilahiye ile. Allah'ın zat-ı ehaddis. Ehadiyet zat-ı Allah'ın zat-ı ehaddis. Ehadiyet zat-ı ilahiye ile. Külliyet-i efali. Ey zana bakın zat-ı bir peyiller nahesiz. Bizzat nasipeyi nasıl yapacak? Tam biraz akla tezat geliyor. Halbuki Kur'an değil, Kur'an bile değil ki sen akla buna tezat veriyor. Yani bizzat bir kimse bir işi nasıl diyorsun, nasıl bilsin? Nasıl bizden beri yapacaksın? Yani akla gelen bir şey yani. Ve vahdet-i şahsiyesiyle. Gene bak, vahid-i şahsi birdir. Vahdet-i şahsiyesiyle evet. Muinsiz umumiyet-i rububiyeti. Mümünsüz kimse, yani kendine yardım eden kimse yok. Umumuz rububiyeti. Her şey kendi yaratıyor, kendi terbiye ediyor. Yani mesela yani bütün çeyizdekleri kendi yaratıyor. Bütün çeyizdekleri kendi terbiye ediyor, ağaç haline getiriyor. Ağaçlara terbiye ediyor, meyve veriyor. Yani, Allah Allah. İşte buğdaya, şunu bunu terbiye ediyor, yumurta haline getiriyor. Yumurtayı terbiye ediyor, işte kartaldım, tavuktum, tavuktum, saygısın ama böyle. Hep kendim yapıyorum, hep kendim yapıyorum. Hiç umurum yok, yardımcısı yok. Abi insan yani böyle bir tezat görüyor. Allah Allah Allah. Şimdi sana baktılar. Mesela aman ya dedi ya zamandan, mekandan münezzehle etti ya her şeyin yanında. Zamandan, mekandan münezzeh yapacak millet her şeyin yanında. Her şeyin huzurunda yani. Nihayetsiz yıldızların yüzünde,
İngi yüzünde nahesin nebazatları halde. Hep o cümleyi okusun. Muinsiz vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyet-i rububiyeti. Muinsiz'e terbiyeli ve işte dediğim şeyi de yavaşlarım. Meyve veriyor ve hakeza. Evet. Ve ferdaniyetiyle bir gene biriyle şeriksiz şumul-ü tasarrufatı. Ortamı yok. Şeriksiz şumul tasarrufatı. Tasarrufatı şumul. Her yerde bu tasarruf yok. Her yerde tasarruf yok. Şimdi mesela hani insan kendinden anlar. Şimdi burada hepimizin kalbi çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor değil mi? Peki. Bu kalbimiz çalışıyor da bir çalıştırıyor olacak. Yani biz şimdi kendi kalbimizi kendi mi çalıştırıyoruz mu? Buyurun. Hayır. Evet, bir çalıştıramıyorum. Ben kendi kalbimi çalıştıramıyorum. Kurt başlasın benim kalbimi çalıştıramaz. Ama kalp çalışıyor. Kan hareket ediyor. Yediğimiz mesele, o midedeki yediğimiz nimetler, efendime söyleyeyim, terbiye edilir, etebada, etebana, geriye terbiye yok. Şimdi de olan şeyler yani. Bu zaten mütebemiz yok yani. Yemeği yiyoruz, gayet efendim, gelip alır, gidiyoruz. Yemeği diye, indiye inir. Diğeri o zaman kim taksim ediyor? Kim o gıdaları etebana, geriye çeviriyor, saçatına, bazen bir şey. Benim kalbim çalıştırmadın, ona göre sen hiç bana karışamazsın. Ben de sana karışamam, bir de karışan var. Şumuri tesadüf, değil mi? Yani kalbimizde, düzülelerimizde, karnımızda, saçımızda, seher bakın, sabahtan tıraş olursan bakıdan bitiyor. Ya bu şeyden bu kadar insanın saçları, bu kadar hayvanların tuyları, hele basar bakın. İmanın dereceleri o kadar farklı ki zerreden al da güneşe kadar iman derecesi var. Bu imanımız nasıl büyüdü? İşte bunları düşüne düşüne okuyor okuyor. Bir Allah'a emanet. Hep bile imanı yaratıyor. Ne kadar şimdi hayvanatlar, bunların tuğlarının sayısına bakın. Ulan baba hiç beğenmiyor. Devam var. Bu boynunu kesinmiş o sütun diyor. İnsanlar, tüm insanlar her türlerine baktığına bakın. Şeriksiz şumuli tesellifatı. Şeriş olmadan tesellifatı her yerde aklımda tesellif ediyor. Hiç kimse iş yapalışır yok. Sada o yapıyorsa bu. Melekleri de o evli şerbize. Melekleri de o evli şerbize. Melekleri de o yarayın. O evli şerbize. Ama herkes kendimizden de. Bizim mesela kalbimizi o çalıştırırsa hayvanın kalbini o çalıştırırsa. Hayvanların yediği gıdayı da o ete bana sevindim. Teriksiz şumuri tesadüfatı. Allah Allah. İfadeleri de okumuşuz ya. Muhatelini veren şeyler. Ey nefs-i nadan. Ey cahil nefsi. Nefis. Diyorsun ki ehadiyet-i zat-ı ilahiye ile ya Allah zat-ı ehad bir eşi şerif yok. Külliyet-i efali. Sayamasan ki denizde de şüphelinde, semavatta şüphelinde. Ya şairatın ucunu bucağını bilemiyoruz ki. Şairatın ucunu bucağını. Şimdi böyle bu kadar yıldız var. Bu kadar güneşler var diyorlar. İşte galaksiler var. Bunların çoğunu bunu ifade ediyor. Ama usta bunu öyle ifade ediyor ki çok enteresan bir cümle. Yani şahaniyatın bir hücumunu ifade eden bir cümlesi var. Ne diyor? Bir iki kutbun dairesindeki hesap rekimlerine sıkışmayan bir uzaklıktadır şahaniyat. İki kutbun, dikkat edin, iki kutbun hesap arasındaki hesap rekimlerine sıkışmayan bir uzaklıktadır şahaniyat. Yani şahaniyatın bir hücumunu böyle ifade ediyor. İki kutu biliyorsun. Kuzey güney değil mi? Şimdi bir hayalen bir kutuba bir bel bağlayın. Getir oraya da bu kutuba bağlayın. Bağladı değil mi hayal? Bak hayalde ne kadar güzel bir şey. Şimdi bir kalem alın. Tebeşüren girin. Oradan başlayan hayalen yazda buraya hep o bu iki kutu o bel hep rekem doldurur. Doldurdunuz mu?
Dur dur dur. Bir de okuyayım bak. Buldum bak bir şey de okumak mı? Sen okuyayım bak göreyim seni bak hadi. Kainatın gözü. Kainat değil de ağzından gözü. Kainat bir şimdi bak dikkat edin. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sıfatları nihayetsiz yani. Hücresinin sonu yok. İlminin sonu yok. Ve haşada. Ama yaratıkların sonu var. Ne kadar yaratsa o kadar bir noksan da. Birisinin sonu yok, birisinin sonsuz. Sonu var. Şimdi mesela bu kadar kainat dedi. Her gün böyle kainat yaratsa gene sahibi. Ama da kalmıyor da, mantık alıyor. Çünkü onu ne yapıyor, bunlar ne kadar geldi geldi, ne dersin? Ne yapıyor ya? Allah'a şükür değil de bu pencereden baktın mı? Böyle bir Allah'a şükür demek başka. Rabbiyat halinde Allah'a şükür alışkına demek daha başka. Anlaşıl da arkadaşlar. Hazreti Allah, bakın arkadaşlar, azabından dün anlıyoruz. Anlıyoruz yani mesela şimdi dağların insan için, insan bir dağlar için. Hem mesela. Hangi sen diyorsun? Öyle değil mi? Paralar da insan için, seviyeler insan için. Evet değil mi? Dünya insan için, dünyada olanlar insan için. Ya insan kim için? Bunun var mı? Bu da Allah için. Bütün kainatı bize yaratmış, bizi kendine yaratmış. Bu akıl vermiş, bunu anlayalım. Bu akıl vermiş, Allah'a anlayalım. Ya bu vazifemiz, bu bizim vazifemiz ya. Tavuğun vazifesi ne? Koyun vazifesi ne? Demelik vazifesi ne? Dağın vazifesi, yıldız, güneş ya bizim vazifemiz ne? Tamam, ne vazifemiz ne? Allah'a anlamak. Ya akıl bunun için verdi, akıl dağıttım da hasretmiş doğrusu değil, yazık oluyor yani. Mesela iyi su, çorakara ne yapmayan ağzı ya, aktı mı daha su bir şey bitiremez ki yani. İyi akıl, çorakara diye davranmışlar. Yani. Enteresan bir şey yani Allah. Halbuki aklın benim de değişim, hikmetim de. O bir yaşı bu. Ve vahdet-i şahsiyesiyle müinsiz umumiyet rububiyeti. Müminsiz yardımcısı, umumiyeti. Ferdaniyetiyle şeriksiz şumul tasarrufatı ve mekandan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması mekanımız ama her yerde hazır ben hazır mekan yaradanı da denemezsin mekandır zaman diye yaradan mekan mekandır zaman doğru bir Allah var ki sorun yaratır. Evet, sonra? Ve nihayetsiz ulviyetiyle. Yani ulviyetimiz gibi yani. İlahlık makamımız da ahir. Padişah da, padişah. Köyü muhtar değil, onun yanına nasıl gelsin? Şimdi gidin ben başa etsin yani, giden geldi mi? Yani makam böyücüyse ne oluyor? Görmek zor oluyor. Yani. Nihayet ulviyetiyle, Allah nihayetsiz ulviyetiyle. Ulviyetiyle. Her şeye yakın olması. Her şeye yakın olması. Bir de bizden daha yakın. Değil mi? Ayakta ne? Bir eş ve bir bilek. Bir de usta. Şimdi mesela arkadaşlar anlıyoruz bunu. Şimdi bu sanata bakın. Şimdi bu sanat mı kendisini daha iyi görür mü? Sanatı yapan mı daha iyi görür? Sanatı yapan. Şimdi yapan bunun içinde mi? Ünlüyle bunun içinde de. Bu sanatın ustası İsviçre'de. Ama emin bunun içinde. Saatini elinde bulsun da usta yapma seni. Çayla tusahat gibi. Sana bak elinde bu saati seviyor. Evet sonra. Nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması ve birliği ile her işi bizzat elinde tutması hakaik-i Kur'aniye'dendir. Bu saati Kur'an edilmiş. Bunları ifade ediyor. Tabii Kur'an hakikaten. Evet. Sonra... Kur'an ise hakimdir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Güzel. Öyle güzel ifadeyle anlattım. Kur'an ise hakimdir. Hep Allah'ın kelamı açmamız olur mu?
Allah'ın şerrini açmam nedeni ki. Hacım ise akıl kabul etmeyen. Akıl kabul etmeyen şeyleri hatta tahmin etmezsin. Evet. Akıl ise zahiri bir münafatı görüyor. Zahiri bir tezat, bir yet görüyor. Akıl zahiren bizzat ne kadar bu kadar işleri görebiliriz. Bak zahiren de. Bizzat ne kadar bu kadar işleri terbiye edildik, o da dedi. Evet. Aklı teslime sevk edecek bir izah isterim. El cevap. Madem öyledir, itminan için istersen, tekmin olmak için, öğrenmek için istersen, biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz. İsmi Nur, çok müşkilatımızı halletmiş. İnşallah bunu da halleder. Akla bazı, kalbe nurani olacak temsil yolunu ihtiyar ile İmam-ı Rabbani radıyallahu anh gibi deriz. Akla vazi, yani akla, aklı önüne izah edecek yani. Bu kaç meseleleri, sayılanmış, tezat meseleleri tamamen aklını önüne getirip anlatacak diye. Onun için, evet. Akla vazi. Kalbe nurani olacak, temsil yolunu. Evet. İhtiyar ile İmam-ı Rabbani radıyallahu anh gibi deriz. Neşe ben, neşe perestem ben. Gulam-ı şemsen, ez şemsi mi güyem haber? Ez gulam-ı şemsen. Ben bir güneşin kuluyam. Ez şemsi. Ben bir güneşin kuluyam. Ez şemsi mi güyem haber? O güneşten haber vereceğim. Sanki böyle zahire bakın da bir adam gitmiş İmam-ı Rabbani demiş ki, ya İmam-ı Rabbani değil mi sen ne? Sen gecesin. O da onun yokluğu. Neşe ben, neşe şey değil. Gece değil. Ya mı gece değil mi? Geceye takıyorsun. Ne de şeppere sen. Yok kardeşim, geceye de takıyorsun. Yani böyle zahirin bir manasız oluyor. Yani. Bu ne demek yani? Ha bu mezar var. Ne şebem, ne tebiyetem. Tebiyet yani. Ne de şep, ne de şeppere sen. Ne de tebiyete takarım. Gene men ben el gulam-ı şems. Bir güneşin kuluyam Allah. Ez şemsin diyeceğim kadar Allah'tan kadar. Nasıl İmam-ı Rabbani böyle misallarıyla mesele yok diye buysa, ben de bir misallarıyla bu hakikaten anlatacağım. Temsil, İcaz-ı Kur'an'ın en parlak bir aynesi olduğundan. Temsillerle Allah hakikaten anlatıyor. Cezab-ı Kur'an'ın Allah misallarla anlatıyor. Değil mi? Temsillerin bu gibi. Temsil. İcaz-ı Kur'an'ın en parlak bir aynesi olduğundan. Biz dahi bir temsil ile şu sırra bakacağız. Bir o kadar sayılan sırlar anlatıyor. Bir ne kadar işler görüyor. Zamandan bana, zamandan işte, her yeri hazırlıyor. O, bir temsil. Şöyle ki. Temsil anlatıyor. Bir tek zat muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesteler. Bir tek zat muhtelif çeşitli aynalar, muhtelif aynalar vesilesiyle ne yapar? Külliye kesbeder. Bir zekere şey, aynalar vesilesiyle külli olabiliriz yani. Biz de okuyoruz o cümleyi. Bir tefsat muhtelif meraya vasıtasıyla aynalar vesilesiyle külliye kesbeder. Cüz'iye hakiki iken tek şahıs iken, cüz'iye iken tek şahıs iken umumi şuunata malik bir külli hükmüne geçer. Umumi şuunata malik şu ki umumi şuunata malik bir külli hükmüne geçer. Külli hükmüne geçer. O zaman o aynalar vesilesiyle bir külliye kesbediyor. Ha, bir misal verelim. Yani. Evet. Mesela şems güneş. Bir cüz'i müşahhas iken tek. Güneş bir. Evet. Eşya-i şeffafe vasıtasıyla öyle bir külli hükmüne geçer ki ya, şeffaf eşya vesilesiyle ruh-i zemini timsalleriyle misallerle, timsalleriyle akisleriyle dolduruyor. Dolduruyor. Tek ise aynalar vasıtasıyla bu mesele farz etti kayalan şimdi o bütün ağaçlara ayna farz edin. Yapraklar da ayna olsun. Dağlar ayna. Peki hayvanlar da işte ayna gibi yani. Onun da şimdi güneşin neydi? Ağacın içinde görünüyor mu? Eksik. Dağda eksiliyor, yaprakta eksiliyor, hayvanlarda eksiliyor. O bir olur değil mi? Her yerde güneş, her yerde güneş.
Orada gözler. Ama güneş burada. Güneş burada, orada örneğin şimdi güneş yani aslında kaç güneş? Aslında bir güneş değil mi? Ama o aynada başlarsaya bak güneş eski. Zaten yine aynı yere. Güneş doğunca, yani her nebatatın yanında benim mi siyasi? Evet. Her nebatatın, feyzini her nebatata veriyor mu? Birbirine mani oluyor mu? Güneş mesela pişen ağacını tebliğ ederse, elma ağacını da tebliğ ediyor mu? Değil mi? Ötekiden başlattı, ötekiden başlattı. Yerelde tek bir tane. Ama nebatata nahiyetsiz. Hep onlara feyzi veren o. Güneş bir mehluk iken, bireyken ya güneşi yaradan nasıl olur yani? Evet, sonra... Hatta katarak ve parlak zerrat adedince cilveleri bulunuyor. Katre kadar aynı olsa güneş önünde görünmüyor yani. Katre kadar aynı olsa evet, küçüklerle görünüyor, bölgelerle görünüyor. Küçüklerle küçülüyor güneşe, şey, güneşin sıcağı eksikir. Mesela bölgelerle de, şimdi gelin mesela, hani bizim bildiğimiz ayla bu kadar yerleri görünüyor. Mesela Karadeniz aynı olsa güneş önünde de görünüyor, ona göre. Okyanus aynı olsa, güneş konusunda yok değil yani. Halbuki güneş yürürken, evet. Güneşin harareti ve ziyası ve ziyanın içinde olan yedi renkli elvan sebası. Yedi rengi var ya elvan sebası. Yani yedi renk. Elvan renk, rehber demek elvan sebası. Her birisi mukabilindeki eşyaya muhit. Tutuyor, hak ediyor. Umumi ve şamil oldukları halde. Umumi, hep o eşyayı hep şumurlandırır, hepsinin hak ediyor güneşin yedi rengi, her şeyi hak ediyor, evet. Her bir şeffaf şey dahi güneşin timsaliyle beraber harareti. Yani her bir şeffaf şey güneşin timsaliyle beraber, yani mesela aynayı güneşe karşı tuttum mu, güneşin kendi zatı da burada görünüyor mu? Güneşin zatı burada görünüyor mu? Görünür de, ama zaten hem zaten hem de o güneşin yedi rengiyle bana bu aynada tedavi ediyor. Bakın, evet. Hem ziyayı, hem elvan-ı sebayı göz bebeğinde saklıyor. Şeffaf ayna, şeffaf şey, evet. Ve safi kalbini ona bir taht yapıyor. O aynı, o şeffaf şey, taht yapıyor. Demek şems. Vahidiyet vasıtasıyla yani tek bir olmakla beraber ona mukabil umum eşyaya muhit olduğu gibi birken bütün eşyayı ehat ediyor, müstihat ediyor. Birken ehadiyet cihetiyle tek bir cihetiyle tek her bir şeyde güneş çok vasıflarıyla beraber bir nevi cilve-i zatıyla bulunur. Zaten o aynada tedavi ediyor. Yedi renkli resimledi, renkler geldi. Yedi renkliyle bana var, evet. Madem temsilden temessül bahsine geçtik. Misaldan hakikatesine geçtik. Temessülün çok envağından şu meseleye medar olacak üç nevine işaret ederiz. Bir. Birincisi, kesif maddi şeylerin akisleridir. Evet, kesif. O akisler hem gayrdır, ayın değil, hem mevattır, ölüdür. Hüviyet-i Suriyesinden başka hiçbir haysiyete malik değil. Tamam, ne gibi? Mesela sen aynalar mahzenine girsen bir sayı, binler sayı dolur. Öyle değil mi? Yani, tabii ki insan mesela o ayna bulsa, o ayna bulsa, bin ayna düşür ortada, otur. Mesela kalem al, bir mektup yaz. Şimdi her aynada her aynada görmüyor musun? Her aynada mektup yazabilir mi? Kaç mektup olacağız ki? Ya mesela pilav yiyorsun hani. Kaç yukarıda, o bin kaç yukarıda. Kaç kaç yukarıdan gidiyor? Bir tane. Bir kaçı. Demek ki kesin maddi şeyler eksi bire yani. Hüviyetinden başka bir şey, bir hissiyete marit edilir. Sadece kesin gösteriyor. Aynaya baktın mı, hüviyetinden başka bir şey yok yani. Bir, bire ekis var, bir. Sonra fakat zihayat yalnız sensin, ötekiler ölüdürler. Görünemedi ya. Onların mektubu yok. Evet. Hayat hastaları onlarda yoktur. Tamam. İkincisi. İkinci akis aynada. Maddi nuraninin akisleridir. Yani maddi fakat nuranini. Maddi nurlu. Evet, akisi. Evet. Şu akis ayn değil fakat gayrı da değil. Allah Allah. Mahiyeti tutmuyor.
Şu eşit eğim değil ama rey de değil. Maddi nurani. Şimdi güneş maddi mi? Evet. Nurani mi? Peki evet. Şimdi güneş bu aynada görünüyor. Maddi ve nurani. Şimdi bu güneş burada o zatıyla beraber göründüğü halde. Şimdi burada görünen güneş mi değil? Şimdi bakalım. Güneş mi değil? Hem güneş hem de değişir. Değişir mi? Bin tane kişi, bir insanın nasıl aynada bin tane görünmeyi... Şimdi bu aynada, ben sana ne sorayım bu sefer? Şimdi bu aynada görünen güneş mi değil? Güneş. Güneş. Ne güneş, güneş ne mi değil? Değil. Güneş. Güneş. Güneş bak nasıl. Güneş 12 yıldız etrafında dolandırıyor. Güneş olamaz ki. 20 milyon 300 bin defa büyük dünyada. Yok yok. Bu görsen 12 yıldız etrafında dolandırıyor. Güneş öyle değil mi? Evet. Bu öyle mi? Hayır. Yok peki. Anlaşıldı mı? Güneş değil. Ya başkası mı? Başkası mı değil. Güneş mi? Değil. Başka o da değil. Nasıl oldu burada? Demek ki güneş bu aynada bak, olmakla aynada değil. Allah her yerde hazırladı olmakla orada değil. Anladın mı şimdi kafanı? Ya, gördün mü? Şimdi bakın ne enteresan bir Musa ya. Merifet oldu. Bu aynaları güneş ne kadar soğutsa gene güneş bir aynada sok. Güneşin birliğine şey edemiyor ama güneş birliğe beraber aynalarıyla tesellüf ediyor. Her ne bakıyor. Her ne tesellüf ediyor. O da bir olsun değil bak. Şu herkes ayn değil fakat gayrı da değil. Değil değil de güneş iyi değil. Güneşin başkası mı? Yok. Güneşin başkası değil, güneş de değil. Güneş o, 12 yıl etrafında dolanıyor. Allah Allah. Anlaştık değil mi? Yani ne demek? Şimdi demek ki güneş, efendime söyleyeyim, burada olmakla burada değil. Burada olmakla burada değil. Sana bak, her yerde hazır olmakla orada değil. Bunu bu sen değil. Evet, biri bu. Mahiyeti tutmuyor. Mahiyeti tutmuyor, öyle bir güneş değil. Sonra? Fakat o nuraniyenin ekser haysiyetlerine tabii, maliktir. Tabii, bu aynı da. Şimdi mesela ekser haysiyet. Şimdi bakın, ne enteresan. Şimdi mesela, okyanus kadar bir ayna olsa, parası. Okyanusun tüm bir ayna. O değil, kabul ettin mi? Okyanusun tüm bir ayna. Şimdi o aynayı kaldırdık, biz böyle hayala, o aynayı ayağı kaldırdık, hayala. Buzdağları var mı yok mu? Var. Buyur. Var. Buzdağları var değil mi? O buzdağları orada yerlerden güneşin ziyasını buzdağlarına verir. Şimdi o aynada tecelli eden güneşin ziyası, hereresi buzdağlarına eridir mi eritmez mi? Evet. Öyle değil mi? Ama güneşin kendi olmamakla beraber sıfatları da tecelli ediyor. O buzdağlarına eridir değil mi? Evet. Peki o. İyi. Şimdi erittiğini kabul ediyor zaten eridir. Şimdi erittikten sonra güneş o dağlara vurdu battı, o dağlar ben nebatat, ağaç, şey biter mi gitmez mi? Biter. Biter değil mi? Biter tabii. Şimdi işte peygamber mi? Bu okyanus gibi. Allah'tan aldığı ziyayı, ne oldu? Buzdağlarla bir esir, o esirde, o çüflü müflü eritti. O dağlar gitti o karlar, o soğuklar gitti. Yerinde öyle nebatatlar. İnsan yemeğine doyur, Osmanlılar, Adiller, Adiller, Ömerler, Havuzerler, Sevgisine Efendisi. Ta bu eserlerden gelen Müslümanlar, o aynanın ve o aynada tecelli eden feyzin ziyasıyla yaşıyoruz yahu biz. Şimdi aynaya ne de feyiz? Şimdi onun ziyası, bakın buzdağların erittiği, dağlarda neler bitti? Ta 1400 seneden bu yana kadar Müslümanlar bitti, geçer, genel sınıfta. Bir dahaki öyleydi değil mi? Şimdi o olmasa ne üzülürler, nasıl olur? O buzdağlar devam eder yani. İşte Cenab-ı Hakk'ın, Peygamber'in aynası Peygamber'imiz. Her insan Allah'ın aynası Peygamber'imiz. Kendine göre. Değil mi? Tabii öyle. O bakımdan ne bilir? Onun gibi. Şimdi şeye devam ediyor. Evet.
onun gibi hay sayılıyor. Mesela Şems daya girdi. Her bir aynada aksini gösterdi. O akislerin her birinde güneşin hassalara hükmünde olan ziya ve ziyadaki elvan-ı seb'a bulunuyor. Eğer faraza güneş zişur olsaydı, ahlı şuur olsaydı, hem hayat olsaydı, harareti aynı kudreti. Tabii. Tesbihe bakın. Harareti aynı kudreti. Ziyası aynı ilmi. Mesela? Elvan-ı sebası, sıfat-ı sebası olsaydı. Şafiilere göre Cenab-ı Hakk'ın sıfatları 7. Hanifilere göre 8. Elvan-ı sebası, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, sıfat-ı sıfatı 7. Evet. Onlar tekvin sıfatını kudrete izah edilir de 7 gibi. Biz tekvin sıfatını başlar. Hayat, elim, irade, semi, beser, kelam, kudret, tekvin. Bunlar da tekvin sıfatı kudrete olur. Tekvihe bakın. Evet. Ne olurdu? O 7 sıfatı. Evet. Harareti aynı kudreti. Aynı kudreti. Ziyası aynı evet. İlmi. Elvan-ı sebası, sıfat-ı sebası olsaydı. Olsaydı. O vakit o tek ve yekta bir güneş bir anda her bir aynede bulunur. Ha, her bir anda bir anda bulunur. Her birisini kendine bir arş ve bir çeşit telefon yapabilirdi. Birbirine mani olmazdı. Onu ya, tamam. Her birimizle aynemiz vasıtasıyla görüşebilirdi. Biz ondan uzak iken... O bize bizden yakı. Allah bize Allah'a uzakken Allah bize bizden yakı. O bize bizden daha yakın olurdu. Bu ayna güneş ile bu aynanın arasında 150 milyon kilometre var değil mi? O ayna geçse 150 milyon kilometre yolu gidemez ki. Ama güneş onun yanında. Anlaşıldı değil mi? Yani bak şimdi ayna ile küreye ve güneşin arasında ne kadar şey var? 150 milyon. Biz oraya geçsek 150 milyon yolu gidemedik ki. Ama o bize bizden yakın. Şimdi biz Allah'a uzak, Allah bize bizden yakın. Evet, sonra? Üçüncüsü? Üçüncüsü ekisleri anlatıyor değil mi? Birincisi maddi olan ekisleri işte hani bir sayıda aynaya başlarsanız gibi de anlatıyor. Çünkü maddi ve nuran güneş gibi. Evet. Üçüncüsü? Nurani ruhların aksidir. Aa, bunda madde yok yani. Nurani ve ruhani. Daha önce enteresan. Nurani daha ruhlar. Nurani ruhların aksidir. Nurani ruhların aksidir. Nurani ruhların aksidir. Evet. Şimdi mesela diyelim hani insan verebilirse ise bu şeyler bu ziyan ne demek bu? Bu ziyan. Barajdan. Barajdan. Çaban barajdan geliyor. Değil mi? Değil mi orada çaban barajında hani ne yapıyoruz burada şimdi? Bize ne yapıyoruz şimdi bu çaban barajından gelen cereyancı ne yapıyor? İşaretler. Ne? Aydınlatıyoruz. Değil mi? Berberin tükkanında ne işiyor bu cereyan? Neydi berberin tükkanında ne işiyor? Nasıl mı? Başka şekilde aynı bir. Fabrikada ne işiyor? Hayır, fabrikayı taşıyor. Öyle mi? Öyle değil mi? Peki. Fabrikada da fabrikayı taşıyor. Öyle değil mi? Bir yerde de kireni götürüyor. Aynı şey. Öyle değil mi? Bir yerde de kireni götürüyor. Bir yerde de sesleri getiriyor işte. Bakın. Madde. Nurani ve maddesiz. Nurani ve maddesiz. Allah Allah. Şimdi 100 sene önceki dedeniz bunu bilmiyor değil mi? Şimdi gelse buraya hani bir anda anlarsa. O bulanmalarda ne yapıyor o zaman? Gazcalı değil. Dede burada cereyan yapıyor. Ne cereyan var? Nasıl olur cereyan? Bayan mı? Yok dede bayat değil. Ya sarı mı? Sarı ben değil, sarı da değil. Evet olsun peki. Siyah mı? Siyah da değil. Kaşı mı? Kaşı da değil. Islak. Sivi mi?
Yok şöyle de değil. Uzun mu? Uzun da değil. Kısa mı? Kısa da değil. O D ilerine de duvarda çıkar mı? Çıkıyor. Ya. Allah disimlenmezse. Zamandan müdürle. Kusurdan müdürle. Dede istersen elimi vur dedene de sana haber veririm. Dur. Dedenin şeyim anladı değil mi? Evet. Hele bir isyan eder görürüm. Hele bir isyan eder bak. Anladı değil mi? Ya dedene bak. Allah'ım. Oku bakalım. Herhalde bu işi o siyasete anlattı ki insan. İyi anladın mı? Peki bir daha yerini söyle. Şu akis hem haydır, hem ayındır. Ya bu, burada aynıdır. Burada treni götüren de aynıdır, aynıdır. Trak eden de aynıdır, çay pişiren de aynıdır, yemek pişiren de aynıdır. Aynıdır. Allah. Gördün mü? Evet. Fakat aynelerin kabiliyeti nispetinde tezahür ettiğinden... Tabii. Ha burada buraya böyle... Efendim, fabrikada öyle yani. Kabiliyetine göre. Burada bile tezahür ediyor. Çay düşen de öyle tezahür ediyor. Sıra şeyden de öyle tezahür ediyor. Nasıl izah ya vallahi. O ruhun mahiyeti nefsül emri, yani nefsül emriyesini tamamen tutmuyor. Mesela Hazreti Cebrail aleyhisselam Dıhye suretinde huzur-u nebevide bulunduğu bir anda huzur-u ilahide haşmetli kanatlarıyla arş-ı azamın önünde secdeye gider. Şimdi bu tabandan mı geldi dediniz? Evet. İşte orada şimdi orada hem secdeydim hem bizim işlerimiz gibiyiz. Farad-ı melaike. Şimdi bu aklı olsa tam böyle. Hem o anda hesapsız yerlerde bulunur. Cebrail aleyhisselam ya. Ne dersin? Maddesiz ruhani. Cebrail işte. Evet. Evamir-i ilahiyeyi tebliğ ederdi. Bir iş, bir işe mani olmazdı. Cebrail gibi adam. Ya sana baktın. Evet, sonra. İşte bu sırdandır ki, mahiyeti nur ve hüviyeti nur, hüviyeti nuraniye olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte şu sırdandır ki, mahiyeti nur. Peygamberimizin mahiyeti, evet. Ve hüviyeti nuraniye olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden işitir. Ya Allahümme selli ala seyyidina Muhammed. Evet. Ve kıyamette bütün asfiya ile bir anda görüşür. Birbirine mani olmaz. Hatta evliyadan ziyade nuraniyet kesbeden ve ebdal denilen bir kısmı bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Ya işte Ezrail şey dedi şimdi. Ezrail dedi o nereye ki yani Hızır Aleyhisselam olsun. Bir gün kitapta gördüm. Ramazan'da Bağdat'ta ağanın tersi gelmiş. Abdülkadir Geylen Hazretleri'ne demiş ki Hazret, bugün akşam iftarda bize bulunabilir misin? Olur demiş. Peki abi. O gidiyor. Ve sonra başka bir ağa geldi. O da dedi ona da olur diye. Böyle birçok ağalara söylüyoruz. Talebeye de diyor ki, bu unutmanız ama bunu nasıl olacak? Akşam dolunca hiçbir yere gitmedim. Talebeye de bana iftar edin. Sabah dolunca o ağa dedi, ya bugün Hazret bir mevde iftarda böyle bir sohbet. Onu sıkalım şöyle bir deyiz. O gibi oran maran oran sarın bir de bakarak. Cennette bir olacak. Cennette ya tabii. Cennette bir olacak. Tabii aynı. Mesela şimdi cennette öyle cennetler var ki cenneti unutturur yani. Cennet var ya cennetten daha lezzetli cennetler var. Şimdi orada bir insan bir anda hem Nuh Aleyhisselam'ı dinleyecek, hem Peygamberimizi, hem ötekini. Kaç tane hür varsa ayrı yanlarında bulunacak.
Kardeş benim ağzıma bakırsa gönlüm cennete gitmez. Ne diyorsun ya? Yani hesabına geldi mi? Hı? Geçim hafta öder inşallah ki de. Ben orada size demedim ki ben size demedim ki bak cennette bunlar var. İnşallah. Cennet böyle ya. Peygamberimiz her şeyi yaptı. Cennete ne kadar insan toplanacak ki? Bunlar sıyayla peygamberin beklemenin göremedi. Geri değil ki. Evet sonra. Niye peki? Aynı cennet, zat. Cennet ucuz değil diyor. Yani cennet ucuz değil diyor. Yani o karşı olarak. Evet. Evet cennet ucuz değil. Evet. Ucuz değil dediği insan terbiyesi. Cennet zatında ucuz da yani. Zatında ucuz da ama kudu değil dediği şu, yani nefsimiz aldatıyor, yoksa cennet ucuz. Cennetin bahsi insanın kazanımız anlar. Olduğumuzu tutmak, yalan söylememek, hile etmemek, yalan söylememek. Şimdi burada oturan insanlara soruyorum. Beyoğlu biliyorsun değil mi? Böyle şimdi burada oturan insanların böyle var mı akılda, yarın inşallah Beyoğlu'da bunu ağzalatır diye. Yahut bir ay sonra var mı akılda böyle bir şey? Buyurun. Niye çıkıyorsun? Mümkün değil. Öyle değil mi? Ama bak cennet aradığınız yer ucuz da. Şimdi cenneti bakın. Şimdi mesela bir adam aklı şafif olsa çalıştırırlar mı? Yani aklı şafif olan, yarım akıllı olan adam devlet çalıştırır mı? Ağlar. Ya ama cennete gidiyor. Şimdi cennet ucuz da. Yani evet. Okumuş da gidiyor, okumamış da gidiyor. Evliyası da gidiyor, perşembeye de gidiyor. Yani böyle anlayışta nefis şeyler şeydir. Tamam, evet. Aynı zat ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Evet, nasıl cismaniyata can ve su gibi şeyler aynı olur, öyle de ruhaniyata dahi hava ve esir ve alem-i misalin bazı mevcudatı aynı hükmünde ve berk ve hayal suretinde bir vasıtayı seyir ve seyahat suretine geçerler. O nura, o ruhaniler hayal suretiyle o merayay-ı nazifede, o menazil-i latifede gezerler. Bir anda binler yerlere girerler. Madem güneş gibi aciz ve musahhar mahluklar ve ruhani gibi madde ile mukayyet nim nurani masnular. Nuraniyet sırrıyla bir yerde iken pek çok yerlerde bulunabilirler. Mukayyet bir cüz iken mutlak bir külli hükmünü alırlar. Şimdi güneş yukarıda dedi ya, evet. Bir anda cüz'i bir ihtiyar ile pek çok işleri yapabilirler. Acaba maddeden mücerret ve mualla ve tahdid-i kayıt ve zulmet-i kesafetten münezzeh ve müberra ve şu umum envar ve bütün nuraniyat onun envar-ı kutsi-i esmasının bir kesif zilali. Yani güneş nurani ama onun isminden geldiğinde karanlık. Evet, evet. Ve umum vücut ve bütün hayat ve alem-i ervah ve alem-i misal nim şeffaf bir aynı cemali. Yarım şeffaf. Ve sıfatı muhita ve şuunatı külliye olan bir zat-ı akdesin irade-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilm-i muhitte tecelli-i sıfatı ve cilve-i efali içindeki teveccüh-i ehadiyetinden hangi şey saklanabilir? Güneşten saklanamaz. Evet. Hangi iş ağır gelebilir? Hangi şey gizlenebilir? Hangi fert uzak kalabilir? Allah'tan ya. Hangi şahsiyet külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Evet. Nasıl güneş kayıtsız nuru maddesiz aksı vasıtasıyla sana, senin göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet olduğun için ondan gayet uzaksın. Ona yanaşmak için çok kayıtlardan tecerrüt etmek, çok meratib-i külliyeden geçmek lazım gelir. Adeta manen yer kadar büyüyüp, kamer kadar yükselip, sonra doğrudan doğruya güneşin mertebe-i âliyesine bir derece yanaşabilir ve perdesiz görüşebilirsin. Miraç. Miraç dediğinde peygamberimiz.
Evet. Öyle de Celil-i Zülcemal bir. Cemil-i Zülkar sana gayet yakındır. Sen ondan gayet uzaksın. Kalbin kuvveti, aklın ulviyeti varsa temsildeki noktaları hakikate tatbike çalış. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.